Yani şöyle kripto paralar şu anda ben bir deneme olarak görüyorum bunu. Ama burada da bu denemede şöyle bir şey oluyor. Bunların bir kere talebi yok. Talep suni yaratılıyor. Altın gibi değil yani. Ama burada tabii işi kontrol eden çevreler bu talebi oluşturuyorlar. Fakat bu talep onların kontrolünde olduğu için ben onun için bir gecede düşebilir diyorum. Bir de burada bu denemelerin sonucuna bakacaklar. Burada kaç tane kripto para var, sonuç ne oldu? Bunlar para haline gelemedi aslında. Yatırım aracı oldu ama burada sanki kumar gibi bir şey oldu, ortaya çıktı. Yani kumar oyunu gibi bir saha meydana geldi. Bir birikim amacı veya kendini koruma amacı gibi kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Ama para olamadı. Neden olamadı? Çünkü dolara bağlı. Yani fiyatı yine dolara bağlı. Yani esas para dolar. Sen şimdi mesela Bitcoin kaç lira dediğimiz zaman işte 43 bin dolar veya 50 bin dolar falan. Dolarla bir şey söylediğin zaman orada geçerli olan şey dolar demektir. Bir de burada insanlar mesela kripto para çıkartan insanları falan görüyoruz. Dubai'de bunlar yatlar almışlar, katlar almışlar, hayat yaşıyorlar. Yani adam çıkmış aslında satmış her şeyin çıkmış, gerçek parayı geçirmiş ve orada o kendi düzenini kurmuş. Onun yaptığı sistemde millet orada oyalanıyor. Şimdi bu yani deneme olduğu çok açık ve buradan büyük paralar da kazandılar. Ha, bu denemenin sonucunda ne olur? Burada belirli bir dünya parası buradan oluşturulabilir mi? İleriki döneme dönük böyle bir kripto para sistemi olabilir mi? Dijital ayrı bir şey. Dijitale geçilebilir. Dijitalde yine para var. Yani paranın kendisi fiziki olarak ortadan tamamen kalkmıyor benim anladığım kadarıyla ama büyük oranda. Zaten şu anda dijitale geçmiş durumdayız. Yani kredi kartlarıyla falan yapılan alışverişler çok yüksek seviyelere geldi. Şimdi bu dijital parada şu, devletler kendileri vergi açısından en yüksek verimi almak istiyorlar veya kontrol edebilmek istiyorlar. Bu dünya devleti kurmak isteyenler de aynı şeyde. Yani bize kontrol edebilir miyiz acaba bu para harcamaları falan kontrol edebilir miyiz? Böylece insanları istediğim şekilde yönlendirebilir miyiz diye bunu düşünüyorlar. Ben dijital sistemin daha şey geçerli olacağını düşünüyorum. Bu kripto olan şeyler de böyle aralarda gelip giderler. Ama para olamaz diye düşünüyorum. Yani Bitcoin gibi. Fakat bu blok zincir dediğimiz sistem başka alanlarda çok verimli kullanılabilir. Yani sadece bu kripto parada değil de kripto para bunun bir tek bir şeyi. Bir şubesi diyelim, bir numunesi. Yani Metaverse zaten onu daha önce de konuşmuştuk. Yani burada sahte cennet oluşturulmaya çalışılıyor. O sahte cennetin yalnız işte bu gerçek dünya ile uyumu nasıl olacak? Yani şimdi mesela İstanbul'da arazi satıyorlar ama bunu hangi şirketten alacağız, nereden alacağız veya ne işe yarayacak? Bir de burada sorunlar çıkar. Yani gerçek hayatla bunun bağlantısı kurulması lazım. Mesela İstanbul'da o kadar arazi satıyorsun. Diyelim ki oradaki evin değeri senin gerçek evinin değerinden yani aynı senin evini orada satıyorlar, alıyorlar. Senin gerçek evinin değeri diyelim ki 1 milyon lira orada 5 milyon liraya çıkmış, 10 milyon liraya çıkmış diyelim. Böyle alım satım oluyor. Şimdi burada İstanbul Belediyesi buraya vergi getirmek isteyebilir veya buradan bir telif hakkı isteyebilir. Yani bunlar şimdi gerçek yani benim sen arazimi satıyorsun. Ama bir şirket kurmuşsun, orada bir bilgisayar programının içinde satıyorsun bunu. Şimdi burada bu da aynı kripto para gibi çok sayıda böyle program yapan İstanbul'u belki de 100 kişi, 150 kişi, 300 kişi, 500 kişi ayrı ayrı programlarda satan şeyler olacak. Ama bunlardan elene elene birkaç tanesi tutar. Bu tutacak olanlara da bu şekilde şeyler gelebilir. Yani kısıtlamalar gelebilir. Bunların daha baştan mesela ayarlanması lazım. Yani bunların işte kanunları, kuralları, düzenleri oluşturulması lazım ki burada insanlar zarar etmesin. İlk başta çok büyük zarar edenler de olur. Çok para kazananlar da olur. O sahte cennet senin dediğin gözlüğü takıp içine girip bir şeyler yapabilecekleri insanların seviyeye gelebilmesi 2050 yıllardan sonra olabilir benim tahminime göre. İşte bu sistem oturduktan sonra yani bunun kuralları belli olduktan sonra yani gerçek hayatla bağlantısı kurulduktan sonra yine de esas olan gerçek hayattır.
Yani orada sahte bir şey yaşıyorsun ama gerçek hayatta sen sokakta karın altındayken metaverse'e girersen acaba rahat edebilir misin? Orada sana o sahte cennet, yani ayakların donuyor, üstünde bir şey yok, karnın aç, mesela bir sokak köşesinde metaverse'e girmiş bir adam düşün. Orada istediğini yapıyor ama burada donuyor. Şimdi bu gerçek hayatla bağlantısı kurulursa uyumlu olarak çalışabilir. Onun da anca işte bu kurallar, yani sistemler kurulduktan sonra bir de orada aldığın sattığın şeyin burada gerçek hayatta karşılığı var mı yok mu? Bunlar hepsi düzenlenirse anca belki işe yarar bir şey çıkabilir. Yalnız orada çok acayip sonuçlar çıkıyor. Yani bilmem kaç nesil önceden yaşamış olan bir kişiyle arkadaşlık kurabiliyorsun, ondan konuşabiliyorsun, edebiliyorsun. Yani olmadık olmadık insanlarla mesela yani sevgili hayatı kurabilme imkanı olur veya başka işte bu, yani çok sorunlara açık bir şey bu. Yani orada çünkü her şeyi yapabiliyorsun. Sevmediğin bir dinin mesela gidip bir tanesi işte Hazreti İsa ile buluşacak, neler yapacak mesela, böyle şeyler de yani onun içinde olma ihtimali var. Buralardan bütün bunlar hep şey olarak çıkıyor. Yani insanlar arasında problemlerin daha da girip çoğalması. Yani bunların belirli bir sistemi, bir kuralı konulabilirse, bir etik bir düzen konulabilirse belki orada o bir işe yarayabilir. Ve onun decali sistemde böyle şeyler olacağını hadislerde falan var. Yani oradan anlıyoruz. Yani ama onu sahte cenneti, işte oraya giren gerçek cennete giremiyor şeklinde hadisler var. Yani olabilir ama bizim nesil görür mü görmez mi bilemiyorum. Yani 2050'den sonra ben böyle şeyler olabileceğini düşünüyorum. Tabii şimdi bak, o hadise göre yani Deccal'ın bir tane arabası var. Sağ tarafında cennet var, sol tarafında cehennem var. İşte onun cennetine giren gerçek cennete giremeyecek, cehenneme gidecek veya onun cehennemine razı olan da gerçek Allah'ın cennetine gidecek diye. Şimdi bu ne demek? Yani öyle bir hayat sunacak ki, sahte bir hayat, cennet gibi bir hayat. Cennet ne demek? Cennette her şeyi yapabiliyorsun. Hiç yasak yok. Yani nefsinin çektiği her şeyi yapabiliyorsun. Hiç, onun cennetine girince de demek ki o dünyada cenneti yaptığına göre orada da her şeyi yapabileceksin demektir. Onu girmezsen de cennetine, cehennem gibi bir dünya hayatına razı olacaksın demektir. Yani çok zorluklarla boğuşmak zorunda kalacaksın demektir. Yani onun için burada var, yani işaretler var. Yani şimdi kıtlık normal doğal şartlarda ben beklemiyorum. Ama kıtlık şöyle olabilir. Bu enflasyonun bu kadar hızlı yükselmesi bütün dünyada, tabii burada mal değerli oluyor. Yani çünkü enflasyon ne demek? Malların fiyatının artış hızı. Bu artış hızı eğer belirli bir dengede oturmazsa, giderek artarsa, mesela şimdi Amerika'da bundan 2-3 ay önce 5 çıktı veya 5,5 çıktı, herkes hayret etti ama ondan sonra 6 çıktı, aylık bu, aylık enflasyon, sonra da bu ay 7 çıktı mesela. Bu ne demek? Yani 5'ten 6'ya geliyor, 6'dan 7'ye geliyor, artış hızı da devam ediyor. Şimdi 7'de kalsa, böyle stabil olsa yine sorun yok. Ama bu artış hızı aylık mesela 8-9, bunun yıllığa çarptığın zaman yani yüksek bir şey çıkıyor. Türkiye'de de öyle, diğer ülkelerde de öyle. Şimdi bu ne demek? Senin elinde mal var, üreticisin. Mal alıyorsun, satıyorsun. Şöyle düşünüyorsun yani. Ya ben şimdi bunu şimdi satarsam 3 liraya satacağım. Bir ay sonra satarsam 4 liraya satacağım. Fiyat dengesizliği var. Burada az satmaya gayret ediyorsun. Satmamaya gayret ediyorsun. Mümkün olduğu kadar malda kalmaya gayret ediyorsun. Bu aynı şekilde altın da aynı şekilde. Yani bütün meta ürünlerde hepsinde aynı şey geçerli oluyor. Şimdi bu kıtlık böyle sünni bir kıtlık olabilir. Yani burada fiyat artışlarından kaynaklanan insanların alışverişte gönülsüz olmaları. Bu giderek yani enflasyonun artmasıyla malların kıtlaşması, yani piyasadaki hareketin de azalması, bu da daha kötü bir şey. Yani bu da olabilir. Böyle bir şeyler olabilir. Kıtlık buradan çıkabilir.
Ama genellikle enflasyon dönemlerinde belirli bir şeye alıştığı zaman toplumlar, mallarda pek şey olmuyor. Kıtlık olmuyor. Bir başlangıçta olabiliyor. Toplum bunu anladığı zaman, yani işte bu artış hızı diyelim ki belirli bir seviyede gidiyor veya stabil oldu. Mesela bu Özal döneminde falan vardır. Yani bizim geçmiş zamanlarda vardı. İşte %50'ye oturmuş veya %60 olmuş. Yani herkes ona göre ayarlıyordu. Herkes yine üretimine devam ediyordu. Almaya satmaya devam ediyordu. Bir kıtlık olmuyordu. İşte durgunluk olursa, yani buradan bir kıtlık olabilir. O zaman da tam tersi sonuçlar ortaya çıkar. İşte bunlar siyasi yöne geçer. Yani sosyal ve siyasi yönlere etki ederler. Orada artık sosyal karışıklıklar çıkar.